Çok güzel gerçekten. Yani öğrenci cebinde parası olmasın, çarşıya çıkacak yemek parası olmasın, otobüs parası olmasın, kız arkadaşıyla sinemaya gitmesin, kitap alacak parası olmasın. Evinde otursun, evet. Öğrenciden başarı beklensin. Öğrenci neden yani ebeveynler sorgulasın bu çocuğun neden geri zekalı diye. Sorgulasın çünkü çocukların aktivitesi yok. Dışarıda yemek yiyecek alanları yok. Varsa da paraları yok. Otobüs pahalı. Sinema salonları yine parayla. Her şey parayla. Asgari ücret çok fazla. Sen de çok haklısın. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir Zülfiyar'e dokunduk. Dilimiz sürse de kemiği yok bunun. Değerli izleyenler, yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün farklı bir içerik olacak. Konuğum Abdülkadir Karaboğa. Geçmeden önce hemen programı sizlere özetleyeyim. Ardından hemen konuğuma döneceğim. Programın içeriği Kahramanmaraş Gençlik Gazetesi'nde bir konu başlıkları belirledik ve oraya gelen köşe yazılarını burada sizlere aktaracağız ve onun üzerine de Abdülkadir Karaboğa kendi yorumlarını katacak ve ben de birkaç ekleme yaparak programı bitireceğiz. Hoş geldin Abdülkadir Karaboğa. Hoş bulduk kardeşim. Seni tanıyalım. Ben öncelikle bu memleketin güzel insanlarındanım. Ondan sonra araştırmacı yazarım. Hani gençlerin ne dediğini falan önemseyen bir insanım. Hani bunlar sürekli halkla iç içeyim. Öncelikle bu var. Yani bana istediğin soruyu sor. Ben yorumlayacağım. Ben bugün her şeyi yorumlamaya geldim. Yapıştır gelsin. Peki Maraş Gençlik Gazetemizi sizler de şuraya bir yere linkini bırakacağız. Oradan ziyaret edebilirsiniz. Gençlerin gazetesi ve gençlerin sesi olarak köşe yazılarımıza bakacağız. Konu başlıklarımızdan bir tanesi ekonomi nereye gidiyor? Bu konu başlıklarını biz belirledik tabii ki. Oraya birkaç tane yorumlar gelmiş. Biz kısalarını hemen seçtik, özetledik. Şu an bakıyorum. Bazen endişeye kapılıyorum. Ekonomimizi gördükçe geleceğim ile ilgili planlarımın, hayallerimin boşa olduğunu düşünüyorum demiş. Ekonomi nereye gidiyor? Yapmayın abi. Öyle yapmayın. Ekonomimiz düzgündür arkadaşlar. Doğru mu? Bugün en kötü asgari ücret 3000 lira mı? 3000 liraya. 3000 lira ne demek ya? 3000 lira ben yiyebiliyor muyum? Yok. Yani günde 3000 lira çok pahalı. Ben de açmıyorum. 2800 lira falan harcıyorum günlük. Yani yapmayın abi böyle. Başka ne yorumlar var orada? Ekonomimiz şu anlık birazcık üzerine konuşalım. Ekonomi nasıl? Ya ekonomi şöyle. Şimdi abi bir şeyler çıkıyor oradan. Buradan fakir arkadaşlarıma sesleniyorum. Beni iyi dinleyin. Abi fakir insanın derdi yoktur. Geçin derdi de yoktur. Nasıl yoktur ya? Yoktur ya. Abi zaten madem fakiriz. Evet. Mesela diyelim kamera arkası fakir. Abi o zaman adamın dert edecek bir şey yok. Çünkü parası yok. Ya mükemmel bir şey abi ya. Bak. Ne kadar var? Zam yap Gökhan. Bak ne kadar var? Çıkartıyoruz. Fişler. Çıkar. Su, elektrik. Bir dakika. Bura borç. Bozuk paralara bakıyoruz. 1 lira. 1,5 lira. Öğrencisiniz. Elhamdülillah. Öğrencinin cebinde 1,5 lira para var. Cüzdanınıza böyle. Şimdi bizim bir klasemiz vardı. Biz erkekler taşıyabileceğimiz cüzdanı alırız. Ama her zaman taşıdığımız para cüzdandan ucuzdur. O yüzden 1,5 lira. Para olmadığından değil ya, fakirlikten değil, yanlış anlamayın yani. Bu 1,5 liraya ne yapılıyor bu devirde? Ekmek 2 lira, ekmek alınamıyor. Nasıl ekmek alınamıyor? Alıyorsun ya. Yarım ekmek alırsın be abi. Yaparsın ya. Yapma. Neyse şöyle başka ne yorumlar var? Evet, şu anda ekonomiden biraz daha ilerlemek istiyorum. Tabii ki. Lütfi Elvan bir açıklama yapmış. Ülkemizde yakıt ucuz demiş. Almanya'da 1 euro, Türkiye'de de 1 euro yakıt demiş. Haklı. Çok haksızlar. Neden diye sor. Kaç para LPG? 1 litre LPG ne kadar? 6 lira. 6 lira. Abi şimdi bunun en az 15 lira olması lazım. En az 15 lira. Neden? Ben şimdi ayda bir arabama binmek istiyorum. Ama ayda bir binmek istiyorum. Neden? Bak şimdi diyelim ki LPG 6 lira. Lan abi ben bu 6 lirayı buldum. Sevinemem bile. 6 lira insan sevinir mi ya? Ama halbuki 15 lira olsa, lan 15 lira gaz. Düşünsene. Arabana ne kadar değerli bakarsın ya. Cebinizde çıkan paranın 10 katı. Ha? Git. Tebrik ediyorum. Sunucuyu var ya, tebrik ediyorum. Neyse bak 15 lira olsa arabamı severim. Bir yere gitmek istemem. Öncelikle tasarruf ederim. Bir şey pahalıysa tasarruf edeceksin. Çünkü yok. En güzeli bu. Peki bu ekonominin kötü olmasından kaynaklı mı yoksa insanları düşünüldüğünden kaynaklı mı? Ya şimdi ben hani o konu hakkında... Yani şunu demek istiyorum, hani gaz 6 lira ya da 10 lira dediğiniz miktarda diye insanlar arabaya binmiyor ve kaza oranı minimuma düşüyor. Yine yayalaşma oranı maksimuma çıkıyor. Bu insanları spora teşvik. Bak buradan gençlere seslenelim o zaman. Kötü yorumlara kanmayın. İyi gazeteci olun. Bizim gibi. Mükemmeliz. Bizi takip edin, bizi sevin. Biz hep böyle videolar çekeceğiz. Siz merak etmeyin. Yani yol falan filan dedim, kaza falan dedim. Bakın, evet. Asfalt da az veriyor. Peki o zaman hemen ulaşıma geçelim. Madem ulaşım konu oradan açıldı. Yerel ulaşımı ben baz almak istiyorum. Hı hı. Şehrimizde, şehir merkezinde ulaşım nasıl, yani yolların gidişatı, düzeni nasıl? Ya kaliteli şimdi, yollar var mı? Aslında şöyle, biz Kahramanmaraş'tayız. Evet. Kahramanmaraş'ın trafiği yollara göre az. Yani %50'siyle dolmuyor. Trafik yok. Saçmalık yani. Ciddiyim saçmalık. Yani bu kadar yolu millet ne yapacak? Ha, biraz daraltsınlar yolu. Aslında başka bir şey yapsınlar. Yani trafik olmasını mı istiyorsun? Ya olmasını istiyorum ama şimdi şöyle düşün. Yani %50'siz olduğunda %50 yolu kullanılmıyor. Çok saçma. Boşuna duruyor yol orada. Kapatsınlar. Bir de şey var. Mesela bizim yollarımız Almanya otobanıyla yarışıyor. Abi sen bir tane çatlak görebiliyor musun ya? Abi yol bozulsa kasis sağlam. Çok mantıklı. Freni tutmuyor mu abi? Gir kasise, hiçbir şeyin yok. Sen merak etme. Bu kadar söyleyeyim. Yol böyle. Yollar sağlam mı? Sağlam. En son internet kabloları falan döşemişler tüm Maraş'a. Muazzam buldum abi. Çok mantıklı buluyorum. Peki, ben. O internet kabloları yerin altında mı olması lazım yoksa yolun üstünde mi olması lazım? Ya, şimdi yolun üstünde olması daha iyi. Niye diye sor. Abi bunun hamam böceği var. Karıncası var. Kışın bunlar nerede yaşayacak? Onları düşündüğü için yapıyor devlet. Yani yoksa o kadar yarıkla ne yapacağız? Yani mantıklı değil. Böyle düşünmek lazım. Hayvanlar için abi, hayvanlar için. O değil, oraya geçeceksin ki hayvan yaşayacak, barınacak, yemeğini koyacak. Yılan bulan gidecek, mantıklı yani. Peki son başlığımızı, yani ilk başlığımızı birazcık toplayalım son cümlelerimizle. Ulaşıma çözümünüz var mı? Var. Yolların arasını kapatsınlar. Peki ekonomiye çözümünüz var mı? Yani şu anda dolar mesela. Ya şimdi şöyle bir şey var, hani dolar konusu biraz bir şey soracağım. Bizim 50 kuruşumuzun maliyeti ne kadardı? 50 kuruş. 60 kuruş muydu? 60 kuruş muydu? Bilmiyorum. O civarda. Şöyle düşün abi, Türk parası o kadar değerli ki 50 kuruşun maliyeti 60 kuruş. Yani mükemmel bir şey ya. Siz nasıl bizim paramıza değersiz görebiliyorsunuz? Ben hala anlamadım. Mantığa bak, çok güzel ya. Çok değerli Türk parası. Bunu kafanıza sokun. Beni sinirlendirmeyin abi. Yani Türk parası değerli. Evet, çok değerli. Dolar karşısında değerli. Ya 1 dolar basımı ne kadar? Peki 1 dolar ne kadar? 1 dolar ne kadar abi? Şu anda anlık canlı olarak sizlere doların bir ABD doları 10,05 Türk lirasına eşitmiş. Şu anda 10,04'e düştü. Şu anda 10,04'e düştü. Bir ABD doları 0,3'e düştü. 10,03 Türk lirası şu anda değer kazanıyor. Derken 10,04'e yükselerek değer kaybettik. 0,6 oldu. Son dakika bir atak 0,7 oldu. 10,07 Türk lirası. Bir ABD doları 10,07 Türk lirası oldu. Şu anda güncel durum 10,07. Ne düşünüyorsunuz? Anlık olarak çok büyük saldırılar oluyor ve savunmalar oluyor. Adeta bir futbol maçı gibi Türk lirasının içinde bir savaş var. Bu savaştan kim galip çıkacak? cebimde 1,5 lira para var. Evet, dolar 15 lira da olsa cebimde 1,5 lira para var. Değişmiyor. Bu değişmeyecek abi. Bu kadar basit. Cebimdeki 1,5 lira 1,5 lira mı? Bitmiştir abi. Bu arada kaç para oldu 1,5 lira? 1,5 lira şu anda 1,5 lira. Ekmek etmiyor. Bu kadar basit gençlerimiz. Kanmayın. Kanmayın. Yapmayın abi. Kanmayın derken aslında bir de nasıl derler, kandırılmama. Yani siyasete gireceğim artık direkt. Siyasi partiler ne alemde? Siyasi partilerin amacı ne? Neler yapılıyor? Önce Türkiye'yi birazcık konuşalım siyasi partiler hakkında. Daha sonra yerele, Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Ya genelleme şu sıra gündemde abi, yalan yok ya. Çok şaşırıyorum. Türkiye gündeminde ve Türkiye siyasetinde yalan yok. Çok doğru konuşuyorlar. Hangisine inanacağımı şaşırıyorum. Yani hepsi doğru olunca hepsine inanıyorum. Bu ne demek abi? Yani gayet iyi durumdayız bence. Gayet iyi. Peki körü körüne inandığınız bir doğrunuz var mı siyasette? Ya inanmamak. Yani hepsi doğru olunca hepsine inanamıyorum. Ama hepsi doğru geliyor bana. Yani bu tüm gençlerde böyledir eminim yani. Girin Twitter'a, herkes bir şeye inanıyor. Doğru mu? Neden? Çünkü herkes doğru. Çok mantıklı. Herkes doğrudur arkadaşlar. Yapmayın. Peki siyasi partilerin amacı ne? Siyasi partilerin amacı normalde hani başka Türkiye değil de başka bir ülkeden bahsedeyim. Ben mesela Avrupa ülkelerinden bahsedeyim. Normalde siyasi partiler gelir, çalar, çırpar gider. Normalde Türkiye'de öyle mi? Hayır. Yapmayın abi. Türkiye'de daha yaş. Çalmak yok, çırpmak yok. Sürekli halkını düşünen bir devletimiz, hükümetimiz var bizim. Her zaman da öyle olacak. 100 yıl sonra bak bu kayıtlarda kalsın. Çok yükselecek, çok. Cebimdeki 1,5 bile değer artacak. Eminim onda. Görün. Peki muhalefet partilere birazcık değinecek olursak amaçları, yani aslında ben siyasetin genel amacını soracağım. Yani halk üzerine mi, koltuk üzerine mi? Ya tabii ki halk üzerine. Ama dedim ki Avrupa'da olsa bu, mesela Almanya'da falan, Allah korusun Almanya'da yaşamıyoruz ilk. Almanya'da falan olsa direkt koltuk üzerine derim. Bizim buradaki muhalefet nedir? Muhalefet daha doğru söyleyendir. Yani şimdi hükümetler daha doğru söyleyecek ki muhalefet diyeceğiz biz ona. Onlar da çok doğru söylüyor. Onları da haklı buluyorum yani. Yalan yok. Ben peki, çok partili dönemdeyim. Çok partili. Şu anda zaten yaklaşık olarak 3 yıl mı diyeyim, yani 4 yıl içerisinde 15 tane iktidara aday parti kuruldu. Hı. Yeni kurulan partiler hakkında mesela örneğin Deva Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Partisi. Ya şimdi mesela bazı aramızda izleyenlerden olur, hiç oy vermemiş gençlerimiz vardır. Doğru yol her zaman kendi bildiğiniz yol. Yani doğru yol derken Vatan Partisi mi? Ha, Vatan. Demokrat Parti mi? Abi ama şimdi o kadar çok parti var ki bak. Sloganla belirttiğiniz yani, için ben demek istedim. Doğru yol derken yani. Kusura bakmayın. Yani doğru yol derken arkadaşlar, doğrular daima sizin bildiklerinizdir. O yüzden yapmanız gereken tek şey şöyle bir manzaralı bir yere çıkmak. Para harcamayın. Paraya ne gerek var? Yani para harcamayın. Parayı yok sayın. Asla, katiyen. Manzaralı bir yere çıkın. Bu sene ben kim oy vereceğim Allah'ım? Kim oy vereceğim diye. O cevap size gelir eminim. Bir ışık belir. Yani ışık derken acaba bir ampul belirtisi mi? AK Parti tarafında mısınız? Onu mu demek istediniz? Az önce de doğru yol dediniz. Siz gerçekten tam anlamıyla çok partili hayattasınız. Her an her partiye oy verecek gibi bir tipiniz var. Ya şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar bakın şuradan Twitter'a giriyorum. Evet. Takip ettiğim biri muhalefetten, biri AK Parti'den, biri hükümetten, biri AK Parti'den. Lan herkes doğru. Madem yanlış yok, hepsini tutmamız lazım. Ben o görüşteyim. Bak gençlere diyorum, siz de hepsini tutun. En mantıklısı bu. Kimse yanlış değil. O zaman ortada yanlış aramanın manası yok. Çıkın abi manzaraya, dediğim gibi açın elinizi. Allah'ım bu sene kime oy vereceğim, kim iktidar olacak? Cevap gelecektir. Amma ışıkla, amma doğru yolla, işte amma bilmem okla mokla. Şöyle toparlayayım ben. Siyasi partiler ne alemde diye bir başlık açtık. Kullanıcımızın bize yazdığını okumadık. Direkt sizin yorumlarınızı öğrendik. Şu anda kullanıcımızın bize yazdığı köşe yazısını ben okuyayım. Siyasi partiler ne alemde demişiz Maraş Gençlik Gazetesi'nde. Kullanıcımız bize şöyle yazmış. Tüm siyasi partilerin Türkiye için değil koltuk için mücadele ettiklerine inanıyorum. Hiçbir başkan milleti için bir çözümde bulunmuyor demiş. Kaç yaşında bunu yazan arkadaşımız acaba? Yani şu anda ismi gözüküyor ama feydi. Siyaset olduğu için pek isim verme taraftarı değilim. Tam son şey neydi acaba bir daha söyler misiniz? Tüm siyasi partilerin Türkiye için değil koltuk için mücadele ettiğine inanıyorum. Hiçbir başkan milleti için bir çözümde bulunmuyor. Almanyalı vatandaş. Ben bunu nerede görsem tanırım. Adamlar Almanyalı bak. Bunları yazanlar hepsi Alman. Neden abi? Çünkü Avrupa'da sistem bu. Sistem bu ya. Hepsi koltuk için. Türkiye'de öyle değil. İnanmayın bu. Bunlar tamamıyla kötü yansıma. Atın gitsin abi. Tek idea vardır. O da çok partilidir. Herkes doğru. Herkes doğru yolda. Yol mu oldu ya karşımasında? Peki son günlerde viral olmuş bir siyaset çatışması. İYİ Parti Lütfi Türkkan bildiğiniz üzere. Çok ayıp. Hemen kullanıcımızın yani seçmiş olduğumuz yorumu biz okuyalım. Hı hı. Bu devlet şehit ailesine küfür edeni, şehite kelle diyeni, terörist cenazesine başsağlığına gideni hiçbir zaman unutmayacak. Böyle bir açıklamada bulunmuş. Aslında burada kimden bahsediyor olabilir diyeceğim de aklıma birisi geldi sadece. Üç taraf var. Şehit ailesine küfür eden ayrı kişi, şehide kelle diyen ayrı kişi, terörist cenazesine başsağlığına giden ayrı kişi. Bunları Türkiye hiçbir zaman unutmayacak demiş arkadaşımız. Gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Bizim gündemimiz ne? Pozitif olmak. Biri küfür etmiş ayıptır yani. Biri bilmem neyi çıkarmış o da ayıp. Şimdi şöyle bir şey var. Siyasetçilerimizin hepsi neyin ayıp olduğunu, neyin ayıp olmadığını zaten biliyorlar. Buna rağmen yapıyorlarsa onlar da Avrupalıdır. Onlar da Avrupalıdır ya. Bu kadar basit abi. Gönderin gitsin hepsini Avrupa'ya. Biz Türkiye'den mutluyuz. Herkes giderse tabii mutlu olacağız. Peki herkes giderse dediniz. Hemen aklıma gelen bir soruyla sizlerin karşısına çıkacağım. Göç durumu. Suriyeli, Afgan'ı, Çerkez'i, ya şimdi Çerkez derken tabi başka ülkenin milleti. Pakistanlısı, Arabı bitmiyor ülkemize. Bunun ya, sebebi kültür karmaşası. Yani biz vaktinde onlardan daha çok kültür alamamışız. Demişler ki gelsinler biraz daha kültür alışverişi yapalım. Neden kültür alışverişi? Çünkü biz Arapların nasıl yaşadığını bilmiyorduk önceden. Şimdi ben 21 yaşında falan araştırıyorum, ediyorum, tutuyorum falan orada burada geziyorum. Ha, tamamdır nedir bu? Görüyorum, bakıyorum, lan diyorum. Ha, Araplar böyleymiş. Aman aman aman. Maşallah diyorum. Sonra gidiyorum, işte Afganistanlıları görüyorum. Diyorum ki Afganlar böyleymiş. Aman aman maşallah. Neden? Hepsinden bir alışveriş yapıyorum. Bak bunu devlet bizi düşündüğü için yapıyor. Devlet diyor ki halkın ne yapsın bir yoklayayım bakayım. Başka insanlarla arası nasıl? Neden? İleride çünkü hepsi bizim vatanımız olacak. Ben görüyorum büyük bir plan var bunun arkasında. Bir ışık canlanıyor yani. Anlatabildim mi? Manzaraya çıkıyorum ya sürekli. İnsan karmaşası derken bir konuya daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere samuray kılıcıyla sokakta katledilen bir genç. Abi bu konu hakkında hepimiz üzgünüz öncelikle. Hani böyle vahşi şeylerin Türkiye'de olması saçmalık. Yani yapmayın abi yani. Ne diyeyim? Lanet olsun size ya. Ciddiyim lanet olsun. Sözün bittiği yer diyelim. Evet bir diğer maddemiz gündem başlıklarımız diyelim. Karadeniz'de müjde için gün sayılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması. Çok yakında Karadeniz'de tekrar müjde vereceğiz. Bekleme içinde kalın. Şey ya o büyük ihtimal doğalgaza indirim geliyordur. Yani çünkü orada gaz bulacağız biz. Yani bulduk zaten. Çıkartılıyor onlar. Siz merak etmeyin. İndirim geliyor. Ben bunu buradan söylüyorum. Bak 50 yıl sonra görürsünüz abi. Yorumunuza gelmeden önce kullanıcımızın yazmış olduğu yorumu ben burada aktaracağım. 2023 Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Doğalgaz, yerli araba, hava araçları, eğer bunları seri bir şekilde hizmete geçirirsek çok değil 10 yıl sonra Türkiye 5'ten büyüktür diyeceğiz demiş kullanıcımız. Doğru. Avrupa'dan bahsediyor burada. Diyor ki 5'ten büyüktür. Kim var? Yakın zamanda onlardan büyük olacağız tabii ki. Ama dediğim gibi başlık gaz bulma deyince işte indirim geliyor. 50 yıl sonra tamamıyla ücretsiz dahi olabilir. O kadar indirim geliyor. Eminim yani bundan. Peki şu ana kadar 2 tane müjde verildi ve ikisinin müjdelerinin sonunda %6'lık ve %38'lik bir zam geldi. Yani bak onlar olması gereken zamlar. Bak az önce bahsettim. Abi şimdi diyor ki yani ben olsam dedim ki abi harbiden yani mesela şimdi 100 lira doğalgaz geliyor mesela bizim eve. 100 lira geliyor. Lan dedim ki abi ısınmak bu kadar ucuz mu ya? Saçmalık yani. Abi bir insan önce üşümeyi bilecek. Peki 100 lira cidden geliyor mu doğalgaz? O imkansız. İmkansız değil mi? 100 lira değil 50 lira falan gelir yani. Ucuz. Her ay 50 lira. Sudan ucuz. Pahalı olduğu için arkadaşlar açmadık. Bakın ben yine senin cebindeki paradan daha pahalı 2 lira su arkadaşlar. Harbi mi? Evet. Ne kadar? Bak suyun da değeri kalmadı. İçiyorum ben. Arkadaş saklıyor. Ben içiyorum. Neden? Çünkü değerini bilmek istiyorum. Hı-hı. Evet. Doğalgazdan yerli arabaya geçelim. Yerli araba bildiğiniz üzere TOK. Ne düşünüyorsunuz? Tasarımı, yakıtı ve bütçesi. Yani tahmini 30.000 dolara maliyeti olacağını söylüyor mühendisler. Şimdi ben bunun öncelikle söyleyeyim. Çok büyük destekçisiyim. Yani bu 30.000 doların mı? Tokur mu? Tokur. 30.000 dolar değersiz Türk lirası karşısında. Yani az önce bahsettim. Yani 50 kuruşumuzun maliyeti yani 50 kuruşumuzdan daha pahalı. Bu demek oluyor ki neymiş abi? Türk parasını daha da değerlendirip arabamızı bile dolarla alacağız. Şu anda anlık bir bildirimle sizlerle beraberim. Bir ABD doları 10 lira 10 kuruş Türk lirasına eşittir. Yani gün geçtikçe Türk lirası artıyor. Bir ABD doları şu anda 10 lira 10 kuruş. Çok mantıklı. Hemen kenara atman lazım çünkü durdurak bilmiyor. Sürekli bir savaş halinde. Ya o savaşı daima Türkiye'de. Ya bir yerde savaş varsa kazanan Türkiye'dir. Ben buna eminim yani. Peki son bu müjdelerden gelecek olursak hava araçları, SİHA'lar, İHA'lar Türkiye'nin tasarlamış olduğu ASELSAN çıkışlı hava araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu konu hakkında yorum daha yapamam çünkü muazzam. Muazzam ötesi ya. Daha önce Türkiye ne zaman görmüş tarihinde uçak görememişiz be. Yapmayın abi bunlar iyi şeyler. Buna yorum bile yapmamıza gerek yok. 1980'li yıllarda bir siyasetçi demiş ki ana bir Mehmetçik doğurur ama bir helikopter doğuramaz demiş. Doğru bir demiş. Savaş esnasında Mehmetçik savaş sırasında kurtarılması gerekirken yani helikopter istenmiş ve siyasetçi devlet bakanının cümlesi bu. Ana bir Mehmetçik doğurur ama bir helikopter doğuramaz. Peki yani o zamandan bugüne savunma araçlarında gerek silah sanayisinde ne değişti? Ya o zamandan bu zamana öncelikle bir ışık geldi abi. Şimdi o ışığı kabullenmemiz lazım. Yani ben dedim ya az önce manzaraya çıkın dua edin Allah'ım kime oy vereyim diye dedim. O ışıktan sonra bir aydınlanma geldi ülkeye. Maşallah. 41 kere. Neyse. Ondan sonra baktık abi zaten biz hani Türk olarak zekiyiz, güçlüyüz, çeviriyiz, her şeyiz biz. Tek eksimiz üretim. Pazarlamak doğru mu? Evet. Bilmiştir abi. Bunların her şey hepsi 2000'den sonra oldu. Bakmak lazım 2000'den sonra Türkiye'de ne oldu ne olmadı ya. Yani 2000'den önce hayat yok muydu? Yoktu. Ben yoktum yani. Ben yok. Bir meclis tartışmasını gündeme getireyim. Tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan milletvekili iken ya da belediye başkanı iken İstanbul'a suyu biz getirdik demişti. Bunun üzerine de Muharrem İnce yine mecliste bir tartışmaydı. 2000'den önce biz su içmiyor muyduk diye bir tartışma geçmişti. Tabii iki taraf da çok haklı. Yani mesela Recep Tayyip Erdoğan orada şey demek istemişti, hani temiz su getirdik. Muharrem İnce de temiz su yok muydu yanlış anlamış, onun yerine zaten su vardı demiş. İki taraf da çok haklı. Ben ikisini de destekliyorum bu arada. Çok iyi insanlar. Peki son günlerin en popüler konusu ve en acıklı konularından biri. Ne? Asgari ücret. Çok pahalı. 3000 lira nedir ya? Yapmayın abi. Bak ben bunu diyorum. Asgari ücret 3000 lira. Bir de zamlan diyorlar abi ama sakın ha. Sakın zam gelmesin. Manyak mısınız? Bak değerini bilmeyiz paranın. 1000 lira yeter ya. 1000 lira yeter. 1000 lira yeter. Peki asgari ücret hakkında kullanıcımız şöyle bir yazı yazmış. Babam 3000 lira maaş alıyor. 1000 lira ev kirası. 1000 lira aylık toplam alışverişimiz. 500 lira faturalar. Benim okul masrafım 250 TL, 70 TL'si yol. Kardeşimin servis ve okul masrafı 250 TL. Yaz ayına göre hesapladım. Kış ayını ve yakıt masrafını hesaplamadım. Sosyal aktivite yapmam için veya istediğim bir kitabı almam için okul harçlığımı biriktirmem gerekiyor. Yani bu ülkede bir şey almak için başka bir şeyden vazgeçmek gerekiyor. Tamamıyla yanlış. Bu ülkede bir şey alman için arkadaş edinmen lazım. Yani mesela arkadaş, senin alamadığın kitabı arkadaşındadır. Onunla samimi olan bir arkadaşın anlarsın sana kitabı. Ondan sonra sosyal aktivite demiş. Abi ben size yarım saattir ne diyorum. Çıkın bir hava alın. Temiz hava. Manzaraya çıkın. Allah'ım bugün ne istiyorum ben diyeyim. Önce ne istediğinizi bilin sonra isteyin, tabii ki istemeden olmaz. Yani bunlar saf saftan. İnanmayın abi bunlar. Ciddi misin? Yani 1 lira yeter. 2 işte çalışırsın. Hem böylelikle ne yaparsın? Uykudan da tasarruf edersin. Daha az uyursun. Çok mantıklı. Daha az uyuyan insanlar daha zeki olmuştur her zaman. Bilimsel açıklama, doğru mu? Zeki insanlar uyuyamaz. Yani bence uyumamamız lazım. Sen uyursan biteriz abi. Uyuma gençlik, uyuma. Kendinize gelin. Çok iyi yerdeyiz. 1000 lira ev kirası demiş. Yani maaşının 3'te 1'i ev kirasına gidiyor. Ev kiraları hakkında. Ya ev kiraları bak bunda ben de dertliyim. Abi bir evim var. Tamam mı? Diyelim ki çatısı falan var. Muazzam bir şey yani, anlatamam sana. Neyse çatısı falan var. Ben burada uyuyorum, yatıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeğimi yiyorum. Muazzam bir şey. Duş alıyorum ya. Mükemmel bir olay abi. Ev, ev. Lan 1000 lira tabii 1000 lira olacak. Ne sandınız siz bu memleketi ya? Abi ev dediğin şey kıymetli olacak ki kıymetini bilesin. Mantıklı. Daha ucuz hatta. 1200 olsun. 1300 olsun. 1,5 da ben koyuyorum lan hadi. Tamam mı? Anladın mı? 1300, 1,5 TL. Evet ha. İşte bu kadar. Peki aynı 3'te 1'i de aylık toplam alışveriş. Yani kıyafet, yemek. Abi şimdi mantıklısı biriktirirsin maaşını, tamam mı, biraz? Biraz dışarıda kalırsın. Çünkü Türkiye'nin havası çok güzel. Yani kış gelmeden önce 3 ay bir vakti var, doğru mu? Şimdi o 3 ay abi iyi değerlendir, dışarıda kal. İnsanlarla aktivite bura. Hani şey diyordu ya orada, neydi o? Sosyal aktivite. İnsanlarla aranı iyi tutarsın abi. 3-5 oradan geçinirsin falan, rahatlarsın. Neyse. 3 ay maaşını biriktirdin. Evine tutacaksın. O bir ay evde kalacaksın ya. Acayip huzurlu olur bak deneyin. Sonra abi artan paraya, tamam mı? Çok ucuza kıyafetler alacaksın. Senede bir kıyafet alacaksın. Neden? Değerini bilesin lan, yoksa bak mesela ben şundan değerini bilmiyorum. Her gün üstüne çay döküyorum, şu oluyor, bu oluyor, pis yere oturuyorum falan. Yani kötü şeyler. Ama kıymet bilsek her şeyimiz on numara olur. Anlatabiliyor muyum? Peki faturalar, elektrik, doğalgaz, su. Faturalar tamamen isteğe bağlı artık. Hani isteğe bağlı. Ne kadar harcıyorsanız harcayın. Ona bir şey yok. Zammam gelmiş, bunlar yalan abi. Sen her zaman 50 liralık kullanıyorsun. Nasıl zam geliyor? Cebindeki paraya nasıl zam gelebilir? Mantıklı mı ya bu? Hep 50 liralık, sen hep 50 liralık gaz alıyorsan nasıl zam geliyor? Anlatın bana biri. Bir tane ekonomist çıksın bunu anlatsın. Yani aslında şöyle demek istiyorum. Eskiden 5 liraya 5 kilo domates alıyorduk pazardan. Evet. Yani 3 kilosu çöpe gidiyordu. Ha? Şu anda 5 liraya 1 kilo domates alıyoruz. Hepsini yiyoruz. Hepsini yiyoruz. Taze taze yiyoruz. Hiçbiri çöpe gitmiyor. Aslında burada israfı önlemiş oluyoruz. Maliyeti yükselterek. İlk başta konuma geldi. Fakir insanın derdi yoktur. Çünkü parası yok. Çok mantıklı. Geçinemiyorum diye düşünme. Bak vatandaşım sana sesleniyorum. Geçinemiyorum diye düşünme. Çünkü senin öyle bir derdin yok. Geçinemeyeceksin zaten. Yapma bunu kendine. Her gün düşünme. Çık hava al. Allah'ım bugün kime oy vereceğim? Allah'ım bugün ne istiyorum? Oh mis gibi namazını falan kıl. İdare edersin. Doğru değil mi? Yanlış mı? Çok doğrusun. Yani lütfen arkadaşlar pozitif olun. Pozitif olun. Suyu eve götürebilir miyim? Götüremem. Şunu da alabilirsiniz. O kalsın orada yok. Yani şunu demek istiyorum. 1000 lira ev kirası. Yani 1000 lira cidden çok fazla. 100 liralık az mı? Az. Bana 1,5 lira koydum. Ben imkanı yok öyle evlerde oturmam. 100 liralık evde otururum. Yani çatısı olmaz, üstüme yağmur yağsın hiç sorun değil. Ama kısarım bütçeden. 100 liralık abi attın mı 900 lirayı? Bak ben sana birikim yap. 100 liralık aylık kira. Evet. Bir oda yeter. Fazla bile. Abi, bir tane yere döşek. 900 lira attın mı? Attım abi. Tut 900 lirayı. 1000 lira aylık alışveriş masrafı demiş. Ne yapıyorsun abi 1000 liraya? Ha? Ne alıyorsun ya? 1 kilo 30 tane ekmek. 5 lira nasıl? 30 tane ekmek aldın. Kaç lira yapar? 60 lira yapar. Evet. 30 tane de yani 1 kilo peynir aldın. 30 lira da o. Ne yapmış? 90 lira yapar. 90 lira. Geriye kaldı. Hadi 10 liraya da zeytin aldın. 800 lira. Tabii günde bir tane yemek şartıyla 800 lira kaldı. 800 lira kaldı. 9 artı 800 1600 mu yapıyor? 1600 lira yapıyor ya. Yani şu an hemen faturalara geleceğim. 500 lira fatura tutmuş. Faturayı sıfıra indiriyoruz arkadaşlar. Şartelleri indiriyoruz. Su içmiyoruz kesinlikle, sudan tasarruf yapıyoruz. Size bir tavsiye. Elektrikleri kullanmıyoruz. Elektrikten tasarruf yapıyoruz. Önceden elektrik mi varmış? Ve en iyisi ısınmıyoruz arkadaşlar. Doğalgaz. Doğalgaz zaten çok lüks. Yani zengine zararlı. Zengine kullanacağı bir şey. Soba kesinlikle. Ateşe biz karşıyız. Ateş yapmıyorsun. 500 lira oradan kar ettin mi? 2000 lira karın var şu anda. 2000 lira fazlaymış değil mi? Birikim yapıyoruz. 2000 liramız var arkadaşlar. Yani bir öğrenciye 250 lira aylık bütçe çıkarılmış. 250 lira bence çok fazla. Günlük 1 lira alsa, 1 lira da fazla 50 kuruş alsa ayda 15 lira para yapar. 1,5 mu simit? Çeyrek kesim 1,5 mu? Abi işte 2 güne bir simit alır, yarım yarım ye, idare eder. Mantıklı yani. Evet, yani 15 lirada ben oradan bir pay yaptım. Okula zaten biz eskiden çamurda, karda yürüyemiyorduk bile. Ama ona rağmen uçarak gidiyorduk. Resminiz var. Evet. Yani şu anda öğrenciler otobüse biniyor. Büyük lüks. Kaç para otobüs bu arada? 3 lira herhalde. Kahramanmaraş'ta var ya. Yani hemen yani bir öğrenci yazmış buradaki kullanıcı sosyal aktivite yapmam için. Yani sosyal aktivite yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Kitap almanıza hiç gerek yok. Devlet veriyor. Ders kitabı vermiyor mu abi? Ders kitabı yok. Devlet ders kitabı veriyor. Mesleğin alanları var. Parklar var. Hiç gerek yok ya. Evinde otursun kardeşim. 100 liralık ev neyine yetmiyor? Otur. Bir oda. Allah'ım düşünemiyorum. Neyse. Durun ben bir hayallere daldım. Abi bakın 3000 lira maaş alıyorsa ben bugün burada 2500 lira tasarruf çıkarttım. Yani... 2500 liraya cebine atacaksın, biriktireceksin. Bu devir tasarruf devri. 10 yılda 25.000 lira yapar. 25.000 lira. Ne demek? Geri kalan 10 yıl boyunca daha iyi bir hayat demek. Yani mesela başka bir dağa çıkarsın, orada dua edersin. Daha mantıklı. Muazzam. Yani çocukların da 10 yaş büyümüş olacak. 10 senede bu kadarsan, 100 sene yaşasan abi zenginsin. Öteki tarafa iyi gidersin bak, garanti gidersin. Yani oğullarına falan, çocuklarına kalır miras, çocukların da böyle bir sirkülasyon olur. Bu da zamanla ne olur? Türkiye şaha kalkar. Zaten öyle o durumdayız, yanlış anlamayın. Daha da kalkarız. Yani zam olmaz işte, bu zaman diyorlar, yalan zaten de. Zam olmaz, şu olmaz, her şeyi bedava yaşıyoruz. Ya, ciddiyim ya. Çok güzel gerçekten, yani öğrenci cebinde parası olmasın. Çarşıya çıkacak yemek parası olmasın, otobüs parası olmasın, kız arkadaşıyla sinemaya gitmesin, kitap alacak parası olmasın. Kitap ne? Evinde otursun. Yani. Öğrenciden başarı beklensin. Öğrenci neden yani ebeveynler sorgulasın bu çocuğum neden geri zekalı diye. Haklısın. Sorgulasın çünkü çocukların aktivitesi yok. Dışarıda yemek yiyecek alanları yok. Varsa da paraları yok. Otobüs pahalı. Sinema salonları yine parayla, her şey parayla. Asgari ücret çok fazla. Sen de çok haklısın. Bak seni de tutmaya başladım ben. Gökhan Bey, Ahmet'i de alalım. Bir partide Ahmet açsın, ben onunla tutacağım. Çok mantıklı konuşuyor. Twitter'dan var mı bu yazdıklar Twitter'da? Var, hepsini paylaşıyoruz. Twitter, hashtag. Çok güzel. Savaşlar, bak oradaki savaşlar da izlemesi çok hoşuma gidiyor. Herkes bir şey yazıyor, muazzam oluyor yani. Anlatamam sana. Peki, son sorumuz, pardon, son iki sorumuz diyelim. Kahramanmaraş tanıtılıyor mu diye konu başlığı belirledik ve kullanıcımız bize şöyle bir köşe yazısı yazmış. Herkes bir algıya inanmış gidiyor. Şehrimizin tanıtımı eksikmiş. Nedeni aslında basit. Bu şehrin ekmeğinden yararlanıp suyundan faydalanıp cebini dolduranlar şehri için hiçbir şey yapmıyorlar. Kahramanmaraş sayesinde zengin olan kişiler konu Kahramanmaraş olunca fakir oluyor. Yalan. Abi biz yaklaşık kaç ay oluyor bir şirket kuralı? 8 ay. Yaklaşık 8 aydır şirketimiz var. Bu 8 ayın 1 ay dışında ofisteydik tamamıyla, doğru mu? Evet. Bize dediler ki biz size destek sağlayacağız. Sağladılar. Ofis kapandı. Ofis kapandı. Burada bir güleyim. Burada aslında hep beraber gülmemiz lazım çünkü verilen sözler tutulmadı. Neyse, sözü geçtim. Ofis kapandı çünkü bizi düşündükleri için. Adamlar dediler ki bakın kira size fazla. Yani Maraş size fazla. Maraş'ta bile durmayalım istiyorlar. Doğru. Çünkü biz Maraş'ı tanıtmak istiyorduk. Yani kötü bir şey abi. Maraş kapalı kutu. Niye açmaya çalışıyoruz? Yazıktır, günahtır. Millete yazıktır yani. Haklısınız. Onlar da destekliyor. Biz de haklıyız gibi. Ama dediğim gibi hani bizi düşündükleri için ofisimiz kapalı. Durumumuz yok. Muazzam bir şekilde idare ediyoruz. Ben her gün başka bir partide dua ediyorum. Ahmet, sen nerede dua ediyorsun? Dua etmiyorum. Ha, dua et. Ha. Gökhan da dua etmiyormuş. Yani dediğim gibi hani bunların hepsi bizim iyiliğimiz için. Ya Maraş'ta tanıtma versiyonu falan. Hele şeyler var. Ay Instagram sayfaları var. Ay değinmeden edemeyeceğim. Ay birkaç tane Instagram sayfası var. Abi bunlar çok iyi iş yapıyorlar. Yani çok pahalıya reklam çekiyorlar. 100 liraya reklam çekenler var. Yani piyasanın ne kadar üstünde. 100 liraya reklam mı çekilir? Çok pahalı değil mi? 50 liraya falan çek ki yani biz de çekebilelim yani. Yani 10 liraya reklam çekiyoruz. Biz 6 liraya çekiyoruz. 6 liraya aynen. Yani piyasayı yükseltiyorsunuz. Biraz indirin aşağı. Ondan sonra çok vizyonlular. Yani tarhana var. Tarhana biliyor musunuz sen o tarhana? Evet. Abi herkes elinde bir tarhanayla geziyor. Çok vizyonluyuz. Elon Musk açıklama yapmış. Yakın zamanda tarhanayla uzaya gitmenin yolunu bulacağız. Eminim. Paylaşın tarhanaları. Gösterin bakayım. Tarhana fıstık. Şu anda ekrana tarhana fotoğrafı istiyoruz. Rejiden. Aynen. Tarhana uçuyor. Dondurmamızı paylaşın. Bunlar bizi çok iyi tanıtıyor arkadaşlar. Yani bizim hani aksini düşünemiyorum bile. Tarhana ve dondurma olmadan Maraş mı olur abi? İmkansız. Arada bir de çekiliş yapıyorlar. Ne hediyeler veriyorlar. Ay, 50 kişiyi takip ediyorsun. Tamam mı? Hemen cebine lan birden bir iPhone 11 falan geliyor. O acayip şaşırıyorum. Yani bakar mı? Hiç zaten onlara inanın hile falan da yok. Ciddiyim yok. Onlar da doğru söylüyor. Onlar kesinlikle doğru söylüyor. Yani bunlar yaklaşık işte 100 bin kadar takipçileri var desek yani muazzam işler yapıyorlar. Hem kaliteli vizyonlular, acayip vizyonlusunuz. Tebrik ediyorum, takip ediyorum sizleri. Böyle devam edin. İnşallah ben de katılacağım çekilişe. Birden cebimde iPhone 11, iPhone 12 falan, Pro Max'ler falan hiç saymıyorum zaten. Ben seviyorum. Güzel bir tanıtım yapıyoruz. Sen biraz abartmışsın. Tebrik ediyorum. Kullanıcımız abartmış diyelim. Kahramanmaraş sayesinde zengin olan kişiler konu Kahramanmaraş olunca fakirleşiyor. Ya bu az önceki değindiğimiz şeye geliyor aslında. Hani biz dedik yani işte 100 yıl sonra zenginsin. Bu adamlar o 100 yılı bekliyorlar. O yüzden aksini düşünemem zaten. Yani adamlar cimri olduklarına falan değildir yani. Yani ben o durumda olsam ya ben de aynısını yaparım. Yani biraz zengin olunca köşeye çekilirim. Zengin abilerimi de destekliyorum. Yani çok mantıklı iş yapıyor. Yani neden insanlar birbirlerini desteklesin ki? Herkesin parası kendi cebinde. Haklısınız. Parayla iş yapılmaz. Dostuz, aileyiz hepimiz. Milletimizi seviyoruz. Böyle. Bu aslında bizim belirlediğimiz bir başlık değildi. Ekstra bir yorum gelmiş. Havasından mı, suyundan mı? Son 10 yılda hayat çok değişti. Herkes agresif, herkes mutsuz. Galiba insanlığımızı kaybettik. Nedeni çok basit. Kimse elindekinin değerini bilmiyor ve daha iyisine göz dikiyor. Güzel bir şarkı var. Yetinmeyi bilir misin? Hı? Yetinmeyi bilir misiniz? Saçmalama. Yani cebimdeki 1,5'la gurur duyan insanım ben. Yetinmek ne demek? Ne kelime yani? Ben muazzam ötesi yaşıyorum. Param yok, mutluyum. Fakirim, mutluyum. Çünkü bu hayatı ben yaşıyorum. Kim demiş bunu? Ben demiş. Ama dediğim gibi hani bunların tek sebebi işte manzaralı yere falan çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Hani çıkın abi, bol bol hava alın. Bak. Havayı derdi sağlamıyor değil mi? Yok yok. O bile ücretsiz. Ücretsiz. Bol bol hava alın. Su için ama parklardan için yani. Su mutluluk kaynağımız bu arada. Su içen insan daima mutludur. O kadar. Başka diyecek bir şeyim yok. Yani devam edin arkadaşlar. Biraz pozitif düşünsünler. Sinirlenmeye ne gerek var? Zaten olmayacak. Yani ben şu an aşırı sinirlensem, bağırsam, çağırsam falan bana niye destek çıkmıyorsunuz? Siz nasıl sosyal medya hesaplarsınız, vizyonsuzsunuz falan desem ne kadar ayıp olur değil mi? Ayıp olur. Ama ben sakinim, mutluyum. Çünkü mutluyum. Pozitif bakıyorum. Çok mantıklı. Pozitif olur. Sinir yok, stres yok. O kadar ya. Peki Kahramanmaraş'ta beğendiğiniz şeyler var mı? Her şey. Taşından tut tarhanası. Tarhanasına bayılıyorum. Dondurma tarhana yemeden duramıyorum her gün. Her gün yer misiniz? Az önce kıymet biliyor musunuz dediniz yani her gün yemiyorum. 1 kilo alıyorum, 1 yıl yiyorum. Neden? Çünkü yani o dondurma Maraş'ı şaha kaldıracak. Maraş'ın dondurması yoksa şehir bile sayılmaz. Yani tarhanası olmasa insanlar beslenemez. Anlatabiliyor muyum? Hatta dondurma tarhana olmasa bazı sosyal medya hesaplarımız kapanır. Kapanır abi, nereden çıkış yapacaklar? Onları da düşünmek. Çok mantıklı. Vizyonlusunuz. Devam edin, Allah'ını sevdikleri. Peki Kahramanmaraş'ta görmeyi istediğiniz bir şey var mı? Yani daha önce görmedim ama şunu görsem gerçekten güzel olur dediğiniz bir şeyler var mı? Buna üçümüz de mi cevap versek? Peki sayın rejimimizden rica edelim, sorumuza cevap istiyoruz. Kahramanmaraş'ta görmeyi istediğiniz bir şey var mı? Var. Cevabı alalım. Hı-hı. Para. Kahramanmaraş'ta para görmek istiyormuş. Sizin... Para. Ya ben Gökhan'la kamera arkasında konuştum bu konularda. Tabii ki aynı bunun gibi yani kamera arkasında falan farklı insanlar değiliz biz. Kesinlikle yanlış anlamayın bizi. Ben Gökhan'la konuştum. Çok para gördüğü için para görmek istemiyor. Kıymet biliyor yani. Görmek istedi. Yani para mı görmek istiyormuş? Evet, çok para. Kıymet bilmiyor o zaman. Yanlış yap. Ben Gökhan bundan yani hoşlanmadı. Para ne yapacağız? Zaten bir işe yaramayacak. Manyak. Yapma ya. Peki sizin Kahramanmaraş'ta görmek istediğiniz ya da görmeden duramam dediğiniz bir şey var mı? Dağlar abi. Hava bol. Ücretsiz. Çık dağın başına. İstiva et, bağır, çağır. Yani bak ne oldu? Mutlu oldu. Siz ne görmek isterdiniz? İnsan. Yani çok mantıklı ya. Bir de ben bazı yorumlar alıyorum. Yok Maraş kapalı bir şehirmiş de işte şey yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyormuşsunuz. Sosyal aktivitesi yokmuş. Saçmaladı abi. Dışarı çıkabiliyor musun? Çıkıyorsun değil mi? Gezebiliyor musun? Geziyorsun. Saçmalı, inanmayın. Tabii ki şöyle de bir sorun var. Dışarı çıkabiliyoruz, gezebiliyoruz ama her an samuray kılıcıyla öldürülecekmiş gibi bir his de oluşabiliyor. Kahramanmaraş ve turizm yan yana bağdaştırır mısınız? Ve Kahramanmaraş'ta gezilecek turistik alanlar nasıl, yeterli seviyede mi, geliştirilmesi mi lazım yoksa gerek var mı sizin tabiri caizinizle? Ha, onu yine güzel hissettim kendimi. Neyse, şimdi birkaç projeler var. Expo 2023 falan var. Milyonlarca turist satacak. Milyonlarca. Hani ben sana şöyle söyleyeyim. Yani biz o kadar reklam boşuna vermiş demeyeceğiz. Hani o reklamın değeri tamamıyla tutacak yani. Buna eminim öncelikle. Sonra gezilecek bana göre tek bir mekan var. Her katına bir turist koysak 19 turist gelir. 18. katlı bina. Aa, sarı bina. Ve biz, güzel. Ve biz 19 katlıymış orası. Size tebrik ediyorum. Ha, çok güzel bir konuya değindiniz. Abi onu yıkacaklarmış. Ne düşünüyorsunuz yıkılması hakkında? Çok kararsız. Yani yıksınlar mı yıkmasınlar mı bilemedim. Çünkü yıksınlar diyenler acayip haklılar. Yıkmasınlar diyenler de acayip haklılar. Bir de şöyle bir mevzu oldu. Bunu devlet, yani hükümet, Maraş Belediyesi bunun karar vermeden önce hiç kimse sevmiyordu bu binayı. Sosyal medyalar dahil, işte başka cepheler dahil. Kimse sevmiyordu, bu binanın ne gereği var diyorlardı, işte öyle duruyor diyorlardı. Abi belediye bir açıkladı, 18 katlı bina yıkılsın. Abi herkes yağdırıyor, işte son görmemiz. Yani sosyal medya hesaplarımız olmasa görmeyeceğiz tabii onlar. İşte yarın da tarhanayı koyamam. İşte son görmemiz bu. İşte yıkılmasın abi, onsuz ne yapacağız, çok turist çekiyor abi. Yani zaten Maraş'a yılda 1 milyon turist geliyor. Turist geliyor. Aynen. Yani normalde yılda 1 milyon geliyor. Yani 18'in katlı binada yıkılsa 500 bin gelir, onunla da her türlü zenginiz. Mutlu olun yeter. Yani 18'in katlı bina 500 bin kişi alıyor, tamam eyvallah ama yani yıkılsa da olur, yıkılmasa da olur. Benim yöneticilerden şöyle bir isteğim var. 18 katlı yıkılacaksa yerine küçük minimalist bir heykeli yapılmalı. Şehir merkezine böyle totemi yapılmalı. Birebir aynısı, anısını yaşatacak şekilde yöneticilerden isteğimdir. Yıksınlar, yerine güzel bir millet bahçesi ya da millet kıraathanesi, yani çok farklı turistik demeyelim de kültürel bir alan oluşturabilirler. Ama aslında turistik de oluyor. Yani siz aynı yapının küçüğünü koyuyorsunuz oraya, minimalist bir şekilde, doğru mu? Küçüğünü koyuyorsun, böylelikle kıymet bilmiş olacak. Önceden 18 katlı bina vardı diyeceğiz, bak buna benziyordu diyeceğiz. Allah'ım yıkılır her taraf. Yani mükemmel, tebrik ediyorum seni. Hemen yıkın, küçük bir şey yapalım. Zaten yani onu işte sosyal medyadan paylaşacak olanlar büyütüp kocaman yaparlar. Bizler opera salonları, tiyatro, töbenüzü billah, yani sen ya ne yaptın? Yavur musun sen abi? Biz onları isterken bir çay bahçesi geldi rejiden. Çok minimalist bir düşünce gerçekten. Hayran kaldık. Gökhan'ı tebrik ediyorum. Çok mantıklı. Abi opera salonu ne? Saçmalama. Ya Maraş'ta sesi güzel kaç tane insan vardır? Yalan abi onlar. Opera, tiyatro, harap. Yani tamam, tam günah diyemem de. Hani uzak durun abi. Kaçın hatta. Çünkü toplumun orada hep birlikte bir tiyatro izlemesi falan. Abi Maraş milletini düşünemiyorum yani. Çok iyi bir milletiz. Orada kötü oluruz. Hani alkoller, onlar falan olur. Yani birkaç oyun sevgilenir. Millet birbirini taşlar. Birbirine girerler. Aman ha. Aman tiyatro. Tövbe. Yani sakın. Hani bir de şöyle bir şey var. Daha biz kendi işimizi yapamadık. Yani biz tanıtamıyoruz çünkü tanıtmak istemiyor. Yanlış anlamayın, biz tanıtmak istemiyoruz. Destek bulamadığımızdan falan değil. Biz kendimiz yapmıyoruz. Ofisimizi biz kapattık. Destek bulamadığımızdan değil. Çok gider olduğunda bir de kıymet bilmiyorduk. Şimdi kıymet biliyoruz. Neden? Ofisimiz yok. Sonra destek bulmadığımızdan falan filan yanlış anlaşılmasın. İşte daha biz yapamadığımız için siz de yapmayın. Boş verin tiyatroyu, operayı. Yani abi bir Tofaş gelir orada, iki şarkı mis gibi. Mis gibi oluruz. Olay budur yani. Az önceki sorum yarım kalmıştı. Kahramanmaraş'taki turistik yerler yeterli miydi? Şimdi ben genelde dağlara çıkıyorum. Ben dağlara çıkıyorsam bir kişi fazladan girebiliyor içeriye. Yani bu demek oluyor ki herkes dağa çıksa daha fazla turist gelir. Çok mantıklı. Son bir soru, aslında istek bir soru geldi rejimimizden. Bildiğiniz üzere ismi de unuttuğum bir şahıs vefat etti. Bu şahıs soyadı Öcalan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi. TRT Avaz'a mı çıkmıştı? TRT Kürt'e çıkmıştı galiba. Ve kırmızı listede aranan bir şahıstı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani vefat etti, başsağlığı mı dileyeceksiniz yoksa farklı bir söylemleriniz var mı? Ya ben çok taraflı bir yorumcu olarak böyle sorulardan genelde uzak kalıyorum. Yani şimdi ben video boyunca dağa çıkın falan filan dedim. Millet yanlış anlamasın, sakın öyle bir şey demek istemedim. Ben dağa çıkın derken hava, doğaya verin kendinizi ki insan sürekli tekerrür etmesi lazım. İlk insan gibi olmamız lazım. Mağarada falan yaşamalıyız bence de. Yani o insan ölümüne de hani ne diyeyim, hani çok içim acıyor diyemem. Başta bunu söyleyeyim. içim acımıyor. İşte asıl içimin acıdığı nokta bizim devlet kanalımıza çıkıp bunu konuşabilmesidir. Hani onun üzerinden kaç yıl geçti bu arada? Bilmiyorum lan. Bayağı bir yıl geçti. Yani büyük ihtimal. Bayağı bir yıl geçti. Yani bunun üzerine tekrar, yani aslında bu da bir siyaset arkadaşlar. Buna da fazla kalmayın. Yani herkes kendini doğru gösteriyorsa, madem herkes doğruysa, herkesin dediğine inanın. Çünkü bu da bir siyaset. 5 yıl önce bir de bu kadar konuşuldu mu bilmiyorum, ya da 3 yıl önce. Bunun şimdi konuşulmasının sebebi işte bazı partilerin bazı davranışı dışarıda sergilemesi ve bunu da halka yapmasından ötürü bu tekrar önümüze. Yani bizim Türkiye'de her şey pısıtlı pısıtlı önümüze konuyor. Allah'a şükürler olsun bizim tok milletimiz de bunu asla yemiyor zaten. Hayır, hele ben hiç yemiyorum. Hani yemeyin bunları, kalmayın abi. Peki kırmızı listede olan birisi nasıl devlet kanalına çıkıp yaklaşık 40 dakikalık bir programa konuk oluyor ve 40 dakika boyunca devlet kanalında konuşabiliyor kırmızı listedeki terörist? Ya bu sanırım gündeme, hani bunu şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bunu devlet getiriyorsa onu oraya çıkartır. Onu orada konuşturur. Ha, bu yanlış bir şey mi? Yani bakılınca yanlış bir şey gibi. Ama hani bunu yorumlamak bana düşmüyor. Yani ben biraz daha insancıyım yani. Hümanizmi destekliyorum. Evet. Yapmayın yani. Evet. Değerli Abdülkadir Karaboğa, bugün Kahramanmaraş Gençlik Gazetesi'nde belirlediğimiz konu başlıklarına gelen yorumları üzerine sizler de yorumlarınızı aktardınız. Evet. Programın gidişatı hakkında bir düşünceniz var mı? Yani bazı projeler kafamda canlanıyor. Aslında sizle birlikte çok güzel işler çıkaracağız. Ben çok motive edeceğim insanlar görebiliyorum yani. Bu kameraya baktığımda sanki onlar bana bakıyormuş gibi, tamam mı? Sizler için geliyoruz arkadaşlar. Sizler için. Her şey sizin için. Herkes doğruysa eğer biz de doğruyuzdur. Biz doğruysak siz de doğrusunuz. Bekleyin. Değerli Abdülkadir Karaboğa, bugün DMN Medya kanalına konuk oldunuz. Zaten kanal bizim. Kıymetini biliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Değerli DMN Medya izleyicileri, bugün ülkemizin genel sorunlarını, Türkiye'mizin başlı başına oluşturulmuş olduğu sorunları konuştuk. Abdülkadir Karaboğa Türkiye hakkında konuştu, Kahramanmaraş hakkında konuştu. Ümit ediyoruz ki yaşanılabilir bir Türkiye olsun. Ümit ediyoruz ki sevdiğimiz bir ülke olsun. Ümit ediyoruz ki nefes alacağımız topraklar olsun. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ın ferdi hemşehrileri olarak sizlere sesleniyoruz. Şehrimize sahip çıkalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bu vatan bir daha bizlere gelmeyecek. Yani bir daha ikinci bir şansımız yok. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokunduk. Dilimiz sürse de kemiği yok bunun. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve Maraş Gençlik Gazetesi'nde bizlere yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Çünkü bizler desteği tamamen gönüllülerden aldık. Şu ana kadar da gönüllülerden almaya da devam ediyoruz. Onlardan da destek bekliyoruz. Çünkü biz maddi geliri olmayan ve hayalleri yüksek olan gençlerin örnekleriyiz. Suyu alabiliyor muyum? Suyu buyurun. Sağ olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.